Ve arkadaşlar gel gelelim videomuzun ikinci bölümüne. İkinci bölümümüz nedir? Kenar oyasını nasıl yapabiliriz çalışması. Yani asıl modeli gösteren kısım bu modelde kenarıydı. Şimdi şöyle bir şey de açıklamak istiyorum. Ben şurada sık iğne yaptım ya arkadaşlar, arkadan aldığım şeyi. Siz onu ikili trabzan yapabilirsiniz. Zaten yazdım videoya ya. İkili trabzan yaparsanız daha şöyle geride durur. Yani dolgular daha şurada görünür. Ama ben böyle daha hoşuma gitti. Bu şekilde yaptım. Ben sık iğneyi tercih ettim. Siz arkadan alırken ikili trabzan, tıpkı şurada yaptığımız gibi ikili trabzan ama arkadan alabilirsiniz. Umarım anlatabildim. Şimdi hemen şöyle alıyorum ipimi. Şimdi hemen şuraya takıyorum. Evet, şimdi aldım ipimi, tığımı. Şöyle bir İki, şu bir ikincinin tepesine batıyorum. Şöyle kapattım. Bir kez aldım tepeye, ortaya battım. Bir, yani şunu bir yan trabzana. İki, üç tane şu şekilde trabzan yaptım aynı yere. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Üç de bu tarafına yapıyorum. Bakın, üç de bu tarafına yaptım şu şekilde. Şimdi bunu şuraya kapatıyorum. Hemen yan trabzanı. Bakın şöyle. Tepeye bir aldım. Bir yan trabzanı atladım yine. Bir, iki, üç tane yelpaze şeklinde dolgu yapıyorum aynı yere batarak. Üç bir tarafa, iki zincir, üç diğer tarafa. Hemen şuraya kapatıyorum bunu bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Şöyle tam ortaya, bakın, 1 2 üçüncüsünün ortasına şu şekilde battım. Tepeye bir aldım. Aynı yere bir kez daha. Aynı yere bir kez daha battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Aynı yere 1, aynı yere 2, aynı yere 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın, şuraya sık iğne ile kapattım. Bu şekilde. Tepeye bir aldım. Hemen yan kutucuğunu atladım. 1, 2, 3. Arada 2 zincirim var. 3 kez doldurdum. Yani şunun aynısını şuraya yapıyorum şu anda. Yan kutucuğa sabitledim sık iğne ile. Hemen bir diğer yan dipteki yanındaki kutucuğa atladım. Bakın, 2 zincir çektim. Şöyle yine şu kutucuğun tepesine sabitledim bu şekilde, bakın. Tekrar şimdi 1 2 3 4 5 zincirim var. Tepeye bir kez aldım. 1 2 şu üçüncü kutucuğun şöyle ortasına battım. 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 5 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve sık iğne ile şu yarım trabzan kutucuk, 1, 2 kutucuk atlıyorum. Bakın şu şekilde şuraya batacağım. Şunun tepesini sık iğne ile battım. Yine buraya
yelpazelerimi oluşturuyorum. 2, 3. Bunun arasında 2 zincir var. Tekrar bir diğer yana geçtim. Arada 2 zincir var. Tekrar battım. Bunu buraya bağladım. Şimdi köşeyi göstereceğim. Köşede ne yapacağımı. Buraya kadar bu şekilde gelin. Tekrardan 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Şöyle şuraya bunu ben battım. Aynı yere bir kez daha battım. Aynı yere bir kez daha battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Tam şu uç noktama batıyorum. 1, bir kez daha 2, bir kez daha 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Yine aynı kutucuk üzerinde dönüyorum farkındaysanız. 1, 2, şu 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakalım burada ne yapmışız. Şuraya yine atlıyorum. Bu şekilde. Pardon, şu birincinin tepesine atlayacağım. Çünkü bakın burada ne yaptıysam burada aynısını yapacağım. Şimdi arkadaşlar arada dolgular azalabilir, artabilir vesaire. Bunu bir şekilde yedireceksiniz yani. Başka bir çaresi yok. Yine buraya yelpazemi yapıyorum. Bakın şu sıra mesela benim 26, bu sıra 25. Burada nasıl bunu şey yapacağım, göstereceğim şimdi. Şunu yaptıktan sonra şuraya kapatayım. Dikkatli izlerseniz bir hata oluşmaz arkadaşlar. Şimdi hemen o yedirmeyi nasıl yapacağımı göstereceğim. Bir tanesinde tam direğin tepesine batacağım. Bir şekilde onu kaybedeceğim. Bakın şurada yaptığımı burada aynısını uyguladım. Şimdi bakın normalde artık 5 zincir çekip şuraya batmamız gerekiyordu. Üçüncüye ya benim burada bir sıra noksan. O yüzden hemen ne yapıyorum? 5 zincir çekiyorum. Şu hemen ikinci direğin tepesine batıp bunu bir şekilde ne yapıyoruz? Araya yediriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere tekrar. Umarım anlatabildim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şuraya. Bakın şimdi şöyle de anlatayım. Bakın burada 1, 2, 3'üncünün ortasındaydı ya. Şimdi 5 tane ara açmış oluyorduk burada. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir tane burada noksan sıram model gereği öyle olmak zorunda. 1, 2, 3, 4 oluyor. Hani bu şekilde ileri geri bunu yedireceğiz. Buna yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şu gösterdiğim şekilde bütün etrafı dönüp buraya kadar gelin. Evet arkadaşlar, ben bütün bu şekilde gösterdiğim gibi dört bir köşesini döndüm. Şuraya kadar geldim. Şurada zincirle bitti. Kaydırmalı ile şuraya kadar çıktım. Buradan devam ettim. Şimdi nasıl devam ettiğimi göstereceğim. Hepsi birbirine aynı olduğu için birazcık ördüm. O yüzden sorun etmeyin. Şimdi ilk şunu göstereyim. Zaten şundan başladım. Bakın burada bir tane daha var. Şimdi orada göstereceğim nasıl yaptığımı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir aldım. Hemen şuraya battım. Şimdi tepeye bir kez alıyorum. Şunun içerisinden şöyle bir kez geçirdim. Tekrar aldım tığıma. İçerisinden bir kez daha geçirdim.
bunu kapattım. Üçüncüye de düz olarak trabzanımı yapıyorum. Ortadaki şöyle içinden geçirmeli. Yanlar düz trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. İyice yakınlaştırayım. Şöyle şuraya bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Bu sefer bu yanına atladım. Düz olarak normal ikili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. Şöyle bakın şuradan geçiriyorum. Şöyle ikisini çıkardım. İkisi tığımın üzerinde. Tekrar bir kez daha yapıyorum aynı işlemi. İkisini çıkardım ve sonra geri kalanını çıkarıyorum. Tığıma alıp buraya da normal düz olarak trabzan yapıyorum. Ortadakiler böyle kabartı kabartı duruyor. Şimdi şurayı da anlatayım. Bu sırayı 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. Şöyle şuraya atladım ve kapattım. Tepeye bir aldım. Sık iğneyle bağladım arkadaşlar. Hiç başka bir işlem yapmıyorum. 1, 2, 3 kez buraya trabzan yaptım. 2 zincir çektim tepeye. Tekrar 1, 2, 3 kez trabzan yaptım. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Hemen şuraya battım. Bakın şurada yaptığım işlem de aynı. Şöyle göstereyim, anlatmaya çalışayım. Bakın aynı işlem, aynı işlem, aynı. Hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi köşeyi göstereyim sizlere. Düz trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde. Şöyle içerisinden geçiriyorum. Şu bir. Şu iki kapatıyorum. Yana atlıyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Ve şimdi hemen bir yanına geçelim. Yan tarafa da yine 5 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu ortaya şöyle battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim tekrar. Şuraya battım. Tepeye bir aldım. Şu bir. Şu iki. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şuraya bağladım tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Tepesine battım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şu bir. Şu iki. Sonra hepsini bir çıkarıyorum. Yan trabzana geçip battım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde bütün etrafı, şimdi yine buraya 3 tane bir tarafa, 2 zincir ortaya, 2, 3, 1, 2 zincir. Bakın bu şekilde doldurdum. Şuraya sık iğne ile bağlıyorum. Bakın bu şekilde bütün etrafı aynı şu gösterdiğim şekilde bütün etrafı dolaşıp bütün köşeleri şuraya kadar yine geliyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi şuraya kadar geldim. Şöyle biraz aydınlatayım. Birleştirmedim ki birlikte birleştirelim diye. Bakın dolaştım, geldim ikinci sıramı. Bu ikinci sıra arkadaşlar. Köşemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Şuraya bunu sık iğneyle kapattım.
Şimdi kaydırma yöntemiyle şuraya kadar çıkıyorum, tepesine kadar. 1 2 şöyle kaydırma yöntemiyle. Bakın kaydırma yöntemi bu, içerisinden geçiriyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Tığımı batıyorum, alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu tepeye bir tane çiçek pimpirimi yaptım. 2 3 4 5. Tekrar aynı yere battım. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı yere battım. Bakın bu şekilde bunun tepesine bir çiçek yapmış oldum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Şimdi bu sefer ortadakini yine şöyle 2 alttan alıyoruz tekrar. 2 bu şekilde kabartılı bir hale getiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle kabartılı duruyor bu. Şöyle tekrar göstereceğim. Tepeye bir aldım. Şu bir. Tekrar battım. Şu iki. Tek seferde çıkardım. Ve yan tarafa trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. İyice yakınlaştıracağım. İyice görün. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var burada. Yine tam şu ortaya batıyorum. Şu şekilde. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var. Tepeye bir aldım. Trabzanın yan tarafına battım. Tepeye bir aldım. Yine aynı şekilde burayı 2 kez. Şu 1, 2 kez batıyorum alt kısımda. Şu 2. Tek seferde çıkarıyorum ve yan tarafına batıp bunu tamamlıyorum. Bu şekilde. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tepeye bir aldım ve şuraya atladım. Aslında ne yaptık? Yine aynı şeyleri yaptık. Burada aynı bunu yaptık. Bunu yaptık. Şimdi şunun aynısını burada yapacağım. Köşeyi ayrıca göstereceğim. Şimdi oraya kadar gelelim. Evet, şimdi köşeye kadar geldim. Bakın hep aynı işlemi yaptım. O yüzden tekrar tekrar burada çekmeme gerek yok diye düşündüm. Hepsi aynı. Şimdi şuraya kadar geldim. Tepeye bir aldım yine. Batmıştım zaten düz olan trabzanımı. Kabartmalı yerini yapıyorum şimdi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir ortaya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir şuranın tepesine, yine bunun içerisinden aslında aynı işlemi yapıyorum şu anda. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ortaya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine buraya da şunun aynısını yapacağım. Bu sıraları da bu şekilde, köşeyi de bu şekilde dönüp başa kadar gelelim arkadaşlar. Bakın şunların tepelerine pimpirim. Buna aynı yine 5 zincir, 5 zincir hiçbir fark yok. Köşede yine aynı 5 zincir kabartma, 5 zincir kabartma. Şimdi şu tepeye tekrar çiçeğini konduracağız. Bu sırayı da dolanıp gelelim. Arkadaşlar birleştirme yerine kadar geldim. Burada yine
1, 2, 3. İlk başladığım yere geldim. 5 zincir çektim. Hemen şu çiçeğimin dibine şu şekilde batıyorum ve kapatıyorum. Şimdi şuraya yükselmem lazım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Zincirlerime bata bata kaydırma yöntemiyle her bir zincire bata bata bunu dolaşacağım ve anlaşılmamasını sağlamaya çalışacağım. Çok fazla. Şöyle, şimdi buna geçiyorum. Tam ortasına da şu şekilde sık iğneyle yine bağlıyorum. Çok fazla kaydırdığım için anlaşılmıyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim tekrar. Tepeye bir aldım. Şuraya ikili trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde kabartmamı yapıyorum. Şu 1, şu 2. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var tekrardan. Ta şuraya batıyorum arkadaşlar. Bunu şu şekilde topluyorum 5 zincirle. Şöyle topladım bunu. 1, 2, 3, 4. Tekrar 5 zincir çektim. Aynı noktaya batıyorum. Şurada yaptığımın aynısını yapacağım aslında. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir çiçek oluşturdum. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincirim var tekrar. Şuraya battım. Trabzanımı yaptım. Şuraya yine aynı işlemi devam ettiriyorum. Önce 1, sonra 2. Sonra kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tam tepesine şu şekilde battım çiçeğimin. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Buraya battım. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. 1, 2. Bakın. Bu sırayı da bu şekilde yine şu ortaya 5 zincirle batacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya batıyorum. Hepsini bir topluyorum. Şunun aynısını buraya yapıyorum. Yine şuraya da bunun aynısını yapıyorum. Köşeye kadar o şekilde geliyorum. Köşede yine tekrardan buluşmak üzere. Şimdi köşeye geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yine. Yine aynı işlemi yapıyorum şuraya. Tekrar battım. İbik yapıyoruz yani. Çiçek, ibik ne derseniz. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şuraya battım. Tepeye bir kez aldım. Bir kez daha battım. Tepeye bir aldım. Bir kez daha battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim arada. Bu sefer bu tarafını atladım. Bir kez battım. 2, 3 kez buraya batıyorum bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş. Şunun aynısını buraya yapıyorum yine. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir,
1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Burayı artık normal şekilde kabartmalısını yapıp yan tarafa yine trabzana batıp burayı bu şekilde tamamladım. Bir, iki, üç, dört, beş. Aynı işlemi, şurada yaptığım işlemlerin aynısını uygulayarak bu şekilde dolanıp bütün etrafını geliyorum. Köşedeki uygulamam bu. Şurada bir arttırma var. Onun harici geri kalan her şey aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şurada birleştirdim. Bir üst sıraya geçtim. Aynısı olduğu için buraya kadar geldim. Şimdi şu yaptığım işlemi yapıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Şuraya atlayıp İkili trabzanla bunu buraya bağlıyorum. Şuraya yine aynı kabartmalı işlemimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 zincirim var burada. Şuraya batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, lif fıstığı yapar gibi 4. Şöyle çıkardım. 1, bakayım kaç çekmişim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu tarafını atladım. 1, 2, 3, pardon, 2, 3, şu 4. Şöyle çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Atladım buraya. Bakın. Şu V'min içindekilerin üzerine zincir çekiyorum. Bu piramit gibi olanların tepesine fıstık yapıyorum. Şaşırmamanız için şöyle göstereyim. Buraya yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki kez batıp kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Atladım buraya. Yine kabartmamı yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tam şu beş zincirin ortasına battım. Bir, iki, üç, dört kez doldurdum, fıstık yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim yine. Bakın şurada 3 zincirim var. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle kapattım. Yine 3 zincirim var. İndim aşağıya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Atladım buraya. Yine aynı işlemleri bu şekilde yapa yapa, bakın. Şu
şuralarda, şunların tepesi de fıstık, bunun tepesinde 11 zincir. Bu şekilde yapa yapa bütün etrafı dolaşıp gelelim yine.